Herkese merhabalar. Bugün evde kayısı meyve suyu yapacağız, organik. İlk önce kayısılarımızı güzel bir şekilde yıkıyoruz. Bahçeniz vardır, oradan toplayabilirsiniz, pazardan alabilirsiniz. Daha sonra yıkadığımız kayısıların çiğlerini çıkartıp bir süzgece koyuyoruz. Böylece dışındaki kalan suları da süzsün. Çünkü su kayısıyı yumuşatıyor ve kararmasına sebep oluyor. Hem tadı bozuyor hem de görüntüsü. Daha sonradan kayısılarımızı buzdolabı poşetlerine alıyoruz ki difrize atalım. Ve istediğimiz zaman hazır elimizin altında kullanabileceğimiz kayısılarımız olsun. Çünkü biliyorsunuz ki kayısı sadece yazın var. Ve haliyle kışın meyve suyu olsun, işte kışlık diyeyim daha çok. Kurutmalık ya da buzluğa attığımız şeyler gerçekten çok ihtiyacımız oluyor. O yüzden kayısılarımızı buzluğa atacağız. Kayısılarımızı buzdolabı poşetlerine koyduk. Şimdi iyice vakumlayaraktan, havasını alaraktan ağızlarını kapatıyoruz ve difriz çekmecesine koyacağız. İyice havasını alaraktan paketleyin. Patlama yapmasın çünkü. Misafiriniz geldiğinde veya yemek yediğinizde yanında bir herhangi bir içecek istediğinizde kolay ve pratik bir şekilde çıkartıp meyve suyu yapabilirsiniz. Hem pratik, hem sağlıklı, hem organik, kolaylıkla hazırlayıp tüketebileceğimiz bir meyve. Evet, bütün kayısılarımızı güzel bir şekilde paketliyoruz buzdolabı poşetlerine. Eğer buzdolabı poşetiniz yoksa temiz poşetlere de koyabilirsiniz. Veya poşete de koymanıza gerek yok. Herhangi bir saklama, plastik saklama kaplarına da koyabilirsiniz. Yani elinizin altında imkanınız doğrultusunda ne varsa illa buzdolabı poşet olmasına gerek yok. Evet, bütün kayısılarımızı iyice paketledik. Ayrıca biliyoruz ki kayısının birçok faydası var. Bunları da göz önünde bulunduraraktan sindirimimizi kolaylaştırır. Daha sonra tansiyonu dengeler, ağız ve diş sağlığına yararlıdır. Yani birçok sayabileceğimiz faydası var kayısının. İnternetten buna ulaşabilirsiniz tabii ki. O yüzden mevsiminde aldığımız meyveleri daha sonradan bütün yıl boyunca tüketmemiz de bizim için sağlıklı olacaktır. Daha sonradan bu kayısıları dolabımıza yerleştiriyoruz. Buzluğa, difrize. Derin dondurucuya elinizde ne varsa tabii ki. Daha sonra istediğimizde bu paketi çıkartıp azıcık suda bekletip çözdürüp mikserden geçirerek içine şeker ve su ekleyip meyve suyumuzu kolaylıkla hazırlayabiliriz. Şimdi de meyve suyu yapım aşamasına geçelim. Öncelikle buzluğa attığımızın haricinde, yani normalde de buzluğa atıp şu anda hazırda difrize atmadığımız kayısılarımız olduğu için normal taze kayısılarımızdan meyve suyu yapacağız şimdi. İlk önce kayısılarımızı güzelce yıkadık, çiğitlerinden ayırdık. Ortalama 1 kilo kadar. Daha sonra yarım litre kadar su ekliyoruz. Daha sonra su ekleyeceğiz koyuluğuna göre. Sadece yavaş yavaş, hani koyuluğuna bakaraktan su ekleyeceğiz. Bir su bardağı kadar da şeker ekleyeceğiz ama siz şeker eklemek istemeyebilirsiniz. Kullanmıyorsunuzdur veya ekşi olmasını seviyorsunuzdur. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Hani ekşiliğini alsın, birazcık daha tatlı olsun diye bir su bardağı kadar şeker ekledik. Şimdi mikserden geçiriyoruz. Mikserden uzunca güzel bir şekilde çekmemiz gerekiyor ki hem kayısının tortusu kalmasın hem de şekerler iyice erisin. Daha sonradan meyve suyunun koyuluğuna bakaraktan ona göre su ekleyeceğiz. Şu an biraz koyu duruyor. O yüzden bir yarım litre kadar daha su ekleyelim. Biraz daha mikserden geçirelim. İyice karışsın. Yeni eklediğimiz suda. Kıvamı şimdi birazcık daha zor ama birazcık daha su eklesek daha iyi olur gibi. Yani dediğim gibi bu size kalmış bir şey. Koyulu, durulu. Koyu seviyorsunuzdur, çok duru seviyorsunuzdur. Kendi isteğinize göre suyu ekleyebilirsiniz.
ya da şeker ekleyebilirsiniz ya da içine katmak istediğiniz limon mesela ekleyebilirsiniz aromasını arttırmak için. Bunlar size tercih kalmış bir şey. Ben en basit şekliyle bir kayısı meyve suyu yaptım. Daha sonra birazcık daha su ekleyeyim. Biraz koyulmuş çünkü bir tık daha duru olsun. Mikserden geçireyim ki tortuları kalmasın. Şu an kıvamı gayet güzel duruyor. Meyve suyumuz hazır. Şimdi sülahimizi alalım, meyve suyumuzu ve servis için hazırlamış olalım. Ayrıca soğuk su koyarsanız daha da iyi olur. Yani daha diri dur, dinç durur, diri durur. Öyle söyleyeyim. Ya da mesela hazırlarsınız, buzdolabına koyarsınız bir iki saat, o da soğur. Ya da buz da atabilirsiniz ama genelde mikser bıçağın ağzını kötü ettiği için tercih edilmiyor. Daha sonra da meyve suyumuzu sülahimize servis için koyduk. Bir bardağımıza da birkaç tane buz koyduk. Serin olması için, soğuk olması için. Bardağımıza meyve suyumuzu ekliyoruz. Yazın gerçekten tüketebileceğimiz hem sağlıklı hem organik meyve suyumuz hazır. Siz de kolaylıkla erişebilirsiniz, yapabilirsiniz evinizde. Çok basit bir tarif, hani tarif bile diyemem. Yaz aylarının vazgeçilmesi soğuk içeceklerdir. Bu da bir seçenek olarak size sunmuş olduk. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda da kayısıyla daha neler yapabileceğimize dair videolar çekeceğim. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.